arkadaşlar, ben Elijah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Jungle'da Shaco oynuyor olacağım. Bayağıdır Shaco videosu istiyorsunuz. Ben atamıyordum. Bu ara tekrardan bir Shaco'ya ağırlık vereceğim. Sonuçta asıl konseptimiz Shaco'ydu. Burada bana bir yardım lazım. Gelir misin kankam? Yani bu mantıktan kurtulması lazım oyuncuların. Eskiden de Shaco'nun yardımsız başlaması. Aksine şu an normal bir Jungle nasıl yardım alıyorsa aynı şekilde yardım istiyoruz. Gidip 3 tane Blue'ya 3 tane kırm... Adam modemi söktü götürüyor. Bunu görün arkadaşlar bu arada. Böyle bir hareketle karşılaştığınız zaman bu şekilde alabilirsiniz. Orada yaptığı hareketin hiçbir önemi yok yani. Boş bir hareketti o. Kutuyu yanlış attım. Neyse. Bugün arkadaşlar Shaco oynayacağız. Bu hareketi yaptığı için aklını alacağız bu arada Sayın Dira'nın. Yani o kimle uğraştığını henüz bilmiyor. Birazdan diyecek ki ya Allah beni bildiği gibi yapsaymış da ben bu Shaco'ya skill atmasaymışım, Shaco'yla uğraşmasaymışım diyecek. Hiç problem değil, aldık. Canı dolmaya çalışırken havada çarpınızı siz de vurabilirsiniz. Ya da BC çektiği zaman da aynısını yapabilirsiniz. Sürekli jungle dönünce insanın başına bu tarz şeyler geliyor. O birazcık mid lane'in hafife alması. Bu hareketlerin olmasının sebebi. Hemen gidelim. 3 level oldum. Lane'in durumu gayet güzel. Bunun bariyeri var. Bariyeri olduğunu biliyorum. Suratına vuracağız şimdi. O yaptığı hareketten kaynaklı. Şöyle pingimi attım. Burada ward olabilir bu arada. Ward varsa da fark etmez. Sarı kartını çekmesi lazım. Artık bakın. Girdiğimi inatla söylüyorum. At sarı kartını, olanlar olsun. Güzel. İlk geldiğimizde arkadaşlar bunu alıyoruz. İkinci geldiğimizde de hayatını alacağız. Aklını alacağız. Girebilirim bir turda ama bir yandan da redimi almak istiyorum. Bir yandan da scuttle çıkıyor. Bir yandan da solo topta free kill görüyorum. Hemen solo toptaki free kill'imizi alalım. Ondan sonra devam ederiz ne yapacaksak. Koşalım abi seriden. Göstere göstere gidiyorum. E ile başlıyoruz. Koyduk şuraya şunu. Koyduk. Free kill'imizi aldık. Dönüyoruz şimdi. Red durabilir şu anda. Mid'e gank atamayacağım zaten. Red'i alsam da çok efektif kullanamayacağım. Scuttle'ı alacağım şu anda. Build konusunda bana sürekli soruyorsunuz. Abi işte ben şu kadar kasıyorum. Şöyle kasıyorum. İşte niye kazanamıyorum? Bu arada bunda yenilmez var. Bizim canımızı bir tık sıkar. Ormanıma koşmayacağım bu arada. Bakın şu bait'i hep yerler yani. Nasıl koşuyor ormanıma, gördünüz mü? Ghost'u bile açtı. Ne yapıyorsun? Nereye koşuyorsun yiğidim ya? Bu neyin atarı? Neden bu kadar atarı? Yüksek ihtimal benim red'e girdi. Arkadaşlar Shaco'yla hiçbir zaman kendi base'inize koşmayın. Hep adamların... Bir celallendi adam, böyle bir sinirlendi. Almış mı bizim red'i? Almıştır yüksek ihtimalle. Aa, red'i de almamış. Enayi ya. Arkadaşlar Shaco'yu böyle oynamanız lazım gerçekten. Shaco oynarken mümkün olduğunca sürekli relax, hiç stres yapmadan sakin ve soğukkanlı olmanız lazım. Çünkü hero tamamen fake atma üzerine kurulu bir hero olduğu için soğukkanlı olmazsanız batırırsınız yani hero'yu. O yüzden soğukkanlı bir şekilde. Bakın çayım elimde, çayımı yudumlayarak oynuyorum. Gayet normal sohbet muhabbet eşliğinde. Hiç sıkıntı yapmıyoruz. Bu kardeşimizin bariyeri yoktu. Yüksek ihtimalle bariyeri gelmemiştir. Trade'e devam edeceğini düşünüyorum. Etmedi. Gidebilirim, darlayabilirim ama buradaki scuttle'ı almak istiyorum. Hecarim'e hiç scuttle vermek istemiyorum. Öldü de benden daha güçlü Hecarim. Aldık, bak yine bak. Bakın arkadaşlar yine aynı. Oğlum nereye koşuyorsun ya? Irgat gibi koşuyor. Sağdan sola, soldan sağa, ırgat gibi koşuyor arkadaşlar. Geldik. Şöyle göstere göstere. Göstere göstere. Hop, çok temiz. Bot lane'imiz bir tık fitliyor çünkü burayı itmemiz lazım. Pikleri yanlış arkadaşlar. Yanlış pikler aldıkları için fitliyorlar. Şöyle de bir sıkıntı var. Bu tarz matchup'larda normalde biliyorsunuz Shaco sürekli bot lane'i kamplar. Ama adamın nick'i görüyorsunuz. 8... Ne yapıyor? Ama kanka birazcık bokunu çıkarmadın mı? Bence biraz bokunu çıkardın kanka. Heh. Biraz bokunu çıkardın sen. Yani birazcık bokunu çıkardın. Kanka hiç gerek yok bu arada ya. Bu ırgat Hecarim.
yanlış hareketler yapıyor. Bir tık bokunu çıkardı. Ormanımızı falan kesmiş bizim. Kessin, sıkıntı değil. Dönmeden biz bir karşılık verelim. Safe bir şekilde gideceğim. Orası wardlı olacak sanırım ama kuşlarını alacağım onu. Kuşlarını rahat kesiyor Ekrem. Kuşlarını alalım, birazcık sinirleri bozulsun. Bu arada mid'e de gidebilirim. Ama şu an hasarım yok. O yüzden mid'e gitmek yerine buradan kuş çalacağız arkadaşlar. Bir sıkıntı olursa da Q'muzu kullanmayacağız. Q'yu basar. Safe bir şekilde buradan çıkar gideriz. Bot lane inanılmaz, evet. Ne bu kavga, ne bu Celal bilmiyorum. Normal oyun girmiyorum bu arada. Elimden gelmedi. Bakın yine Irga Tekarim bizi arıyor. Bunu hep yapın. Ben bu tarafa doğru kaçsam beni bulacaklar. Syndra da gelecek, başkası da gelecek ama hep terse doğru koşun. Bunu çok anlatıyorum. Yayınlarda da bunu çok yapıyorum. Ama sonra benim kendi sablarımdan, izleyicilerimden, izleyici oyunu ya da normal 5v5 kendi aramızda oynarken bakıyorum, şako alanlar bunu yapmıyor. Bunu yapın abi. Çok zor bir trik değil yani. Adamın geldiği yöne doğru koş. Adam seni zaten base'ine kaçacağını zannediyor. O tarafa doğru kovalayacak. Bakalım, Ekarim 32 farm yapmış. Buraya da pink ward atmışlar. Problem mi? Değil. Ben çünkü burada 6 level olacağım. Geldiğimde de Ekarim'e tek kişi değil, iki kişi saldıracağız. Bot lane öyle fitlerse ne yaparım bilmiyorum. Ekarim bak, çok bokunu çıkartıyorsun. Yine ghost'unu bastın. Verdim slow'unu abi. Çek sarı kartını, at abi. Güzel. Oğlum yok mu lan yardım? Manası yoktu, Syndra'ya dönerdim ama Leona yanında olduğu için. Ya birader sende çarp bitmiyor mu diyor. Evet, çarpımız bitmiyor ama senin arkadaşının aklını alacağım şimdi ben. Manasız bir şekilde orada farm yapmanın cezasını çok hızlı keseceğiz arkadaşlar. Ne alaka, manan yok ki ama senin ya. Bir hit kaçırdık. Ay! Ay, bariyeri varmış. Ah, bariyeri varmış. Bariyeri varmış. Bunu bilmiyordum. Bu çok kötü oldu. Aslında bariyeri olduğunu biliyordum. Bir kere bastırmıştık ya, sanki ebediyete kadar bariyer gelmeyecekmiş gibi davrandım ama tabii ki de gelecek. Pikler çok kötü. Bizim takımımızdaki pikler inanılmaz kötü. Troll oynuyor. Bir de yani kaç, 3 kere ölmüş, 2 kere bu ölmüş. Neden bu kadar ölüyorlar onu da bilmiyorum. TR serverı böyle. Arkadaşlar ben de normal oyuna girip video çekmek istemiyorum. Açarım normal oyun, 65-70 kill alırım. YouTube'da böyle videolarım da var. Ama izlerken ben kendim keyif almıyorum. Yaptığım işten ben kendim mutlu olmuyorum. O yüzden pek yapasım gelmiyor. Ama bu tarz insanlar yüzünden de Ranked'da video çekemiyorsunuz. 4-5 tane video çekmek istedim bugün. Maçı kazanıyorum ama yani beni o kadar çok tilt ediyorlar ki. Zaten hastayım. Sinirlerim boşalıyor. Sesim kısılıyor. Diyorum ki kendime zarar veriyorum. Gerek yok. Öyle bir durum yani. Ben de bir çıkmazın içerisindeyim. Benden istediğiniz video çeşitleri olursa yorumlarda yazarsanız elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Ya yeter ama ya. Leona ne yapıyor mid lane'de yani? Ne yapıyorsun yani? Leona sen mid lane'de ne yapıyorsun? Korkmadan ona giremeyiz. Bu bizim blue'umuzdu bu arada. Blue'umuzu geri aldık. Hekari mi bekliyor sanırım? Bir combo alacaklar beraber. Alıyorsan al, almıyorsan al. Allah Allah. Aynen bak, Tram tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Korkacak. Nope. Bu derken ben de öldüm Q'suna. Benim önce klonumun ölmesi gerekiyordu. O birazcık garip oldu ya. Önce klonumuzun ölmesi gerekiyordu. Biz öldük. Sanırım benim redime salç olacak. Bakalım şöyle, 12'ye 9. 5 kill bende var. 4 kill kimde var bilmiyorum. 3 kill Mordekaiser almış. Mordekaiser'ın aldığı killler ne yapar, ne eder? Hiçbir fikrim yok ama 8 perma banıt
diye bir nickname'le oynayan bir arkadaşımız. Hecarim bu arada 65 farm bizim farmda üstümüze çıkmış. Sebebi de bu takımın şu aptal gameplay'i. Bu maç hasar çıkacağız. Deli gibi hasar çıkacağız. Bu maç çünkü o Draven'ın oynamaması gerekiyor. En çok Draven kastı. Hecarim'i gelir gelmez aldı bu arada çocuk. Yetişmem lazım oradaki fight'a. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu yetişmemiz yani maçın başından beri oynayan tek karakteri hayatta tuttuk. Tek Mordekaiser'ımız oynuyor. Başka kimse oynamıyor zaten. Diğer lane'lere gitmeme rağmen Mordekaiser'a da bir kere uğramıştık. Hatırlarsınız. Oyunun başında Fiora'ya karşı oynarken. Güzel oldu. Aşağılarda hiç oynayamam. Çünkü adamlar fazla fitler. Normal oyun tarzı böyle gelişmiyor. Elo da çok kötü değil bu arada. Yani plat bir Elo şu anda oynadığımız. Hatta platta serilerde falan. Ama böyle insanlar geliyor arkadaşlar. Normal oyuna girsem eğlenmiyorum dediğim gibi. Adamlar zaten normal oyunda hiçbir şeyi umuruna takmıyor. 30-40 kill alıyoruz. Benim içimden gelmiyor o videoyu YouTube'a yüklemek. Bir kere daha aynı senaryoyu yaşayacak. Çek kırmızı kartını. Çek artık o kırmızı kartı. Çek çek. Çek babacım çek. Çek yani. Bu sefer arkadaşlar açtım klonu. Ne olur ne olmaz diye. Drake'i alır mıyız? Alamayız herhalde. O bota yardım edemem bu arada ya. Ya çok acı ama o bota yardım edemem. Bunu umarım alabilirim ya. Çok hatalı aslında şu an burada buna saldırmam. Bot lane gelirse sıkıntıya girecek. Ama şu an alamazsak da bir daha hiç ejder alamayacakmışız gibi hissediyorum bu takımla. Güzel. Ben burada döneyim. Hatta belki Bloom duruyordur. Kendi Bloom'u alabilirim. Onu da deneyelim. Morde'nin aşağıya inmesi lazım. Morde aşağıya inmeden benim aşağıya pek inesim yok açıkçası. Çıkıyoruz abi direkt. Şuraya şunu koyalım. Şöyle atalım. Bloom'a bir görüntü olsun. Ama yok alıyorlar. Yapabilecek bir şeyim de yok. Bu adamlara karşı. 7 level'lar. Çok gerideler yani şu an oyunda. Drak'tan rushlayacağım. Bütün olayım Draven'ı teklemek olacak bu maç. Zaten 2-3 tane daha kill alırsam Draven'ı her türlü tekleyeceğim. Çok güzel buraya kadar aldık. Vayne vur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkasından vurmaya özen gösterin arkadaşlar. 3'te 3'ümüzü de aldık, süper oldu. Aynen. Bakın ben eğer daha önceden buraya gelmiş olsaydım bu tarz bir gank denemesi olmadan burada gezmem bu arada hata. Sindra bir anda Q atabilir bir yerden. Sonra da R'ye bassa ölürüz. Daha önceden gelmiş olsaydım adamlar bokunu çıkartmadan, kulenin altına kadar böyle dayanmadan yüksek ihtimalle ölürdük. Çünkü gördüğünüz üzere benim lanerlarımda hiç hasar yok. Bütün hasarı ben çıkarttım. Onlar sadece oyaladılar. Adamlar onlara saldırdılar. Bu eğer şanslıysak bir kere daha olacak. Sonra ayıkacaklar. Diyecekler ki Shaco vuruyor. Biz Shaco'ya saldıralım bu saatten sonra. Şöyle bakalım. Fiora kötü durumda değil. Bizim botumuz kadar kötü durumda değil. Hecarim de kötü durumda değil. Syndra da gayet iyi durumda. Bayağı bir gank atmamıza rağmen. İşte Twisted Fate, ondan sonra Gangplank tarzı hero'ları Ranked'da TR'de picklendiği zaman genelde ben kaybediyorum. Oyunu şurada bir göstermedik kendimizi. Tahminimce göstermedik arkadaşlar. Birileri gelirse saldırabilirim. Birileri gelmezse yüksek ihtimalle ölürüz burada. Çünkü hasarımız yok şu an onları kesecek kadar. Sabırlı olacağız. Kule gidebilir. Yapacak bir şeyim yok. Saldırsam ölürüm yani. Gerçekten öldürürler. Hiçbir şey yapamam hatta. Burada dua ediyorum gözükmeyiz. Gözükmedik ama yani Leona'da da ulti var. Orada bir fight'ın başlaması gerekiyor. Arkalarını kapatmak istiyorum. Şöyle girdim abi içeriye. Aldık bunu çok güzel bir şekilde. Üstüme doğru baitlemeye çalışıyorum. Gelecekler mi diye bekliyorum. Döndüm. O da öldü, güzel. Şimdi burada rahat rahat öldürebiliriz. Adam hala bizim adamı kesiyor ve bizim adam da ölmeye meyilli. Çarpla çalmaya çalıştım, olmadı. Çalabilsem çalardım bu arada, yalan yok.
dümdüz çalardım. Hatta şunu şartla çalacağım. 87 gol, 87 gol. Şimdi baktığın zaman adamların jungle'ı hiç efektif değil. Oyuna dahil de değil. Burada benim ormanımda geziyor. Yüksek ihtimal Vayne'i orada öldürecekler şimdi. SS atmayacağım. Atmaya gerek yok. Öz. Bazen öle öle öğrenirsin bu oyunu. Mesela 5 kere ölmüş. Yeterli değil. Demek ki bir 7-8 kere daha ölmesi gerekiyor. Abi o şifayı niye basıyorsun ya? Peşinde ırgat var ya. Irgat seni kovalarken niye şifa basıyorsun güzel kardeşim? TR serverı şahane bir server. Zannetmeyin ki Veste'de böyle tipler yok. Veste'de var. Veste'de var arkadaşlar. Hem kendi takımımıza geliyor hem karşı takıma geliyor. Veste'de çok eğlenceli değil. Yani League of Legends S10 olduktan sonra artık sezon 9'a da gerçi böyleydi. Yeni başlayan insanların sayısı arttı ama bırakan eski oyuncuların yani kaliteli oyuncular çok fazla oyunu bıraktılar. Bu adam beni tekler bu arada arkadaşlar. Ama ultisini doşlama ihtimalim var. Şöyle şey yapalım. Ayrılalım diyecektim bu ölecek. Kanka kovalama onu ya. Sarı kart, mavi kartla gelmek ne oğlum ya? Hani mevzuya geliyorsun. Mavi kart ne ya? Sarı kartını çeksene ya. Çek sarı kartını, yapalım mevzumuzu. Yine burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan birisi gelirse diye bir buraya bir tane koyuyorum şundan. Kendimi göstermeyeceğim. Burada fight çıkarsa ki çıkmış zaten. Mordekaiser birini almış içeriye. Hemen şu an dahil olmamız gereken yerdeyiz. Çok güzel. Çok güzel. Dönüyorum. Drake'i alacağım. 22 saniye var Drake'e. Öncesinde bir kuş kampını temizleyeceğiz Hecarim'in. Tamamen bakın. Hani late game'de abi benim takımım kötü geliyor. Ben maçı taşıyamıyorum. Maçı kazanamıyorum diyenler varsa burada da R'ye basıyoruz. Hecarim bölünüyor. Bir otayit daha. Çok güzel. Senna'nın yardımı olmasa alamayabilirdik bu arada. Ama şu an hasarım çok fazla olduğu için her türlü 1v1 isterim. Onlar orada kopyam saldırır mısın? Rica etsin. Kimsenin yardımı yok. Arkamda da düşman vardı sanırım orada şeyi patlatan. Kim Fiora'ymış. Güzel, sıkıntı yok. Takım fitleyebilir. Ama siz elinizden geleni her zaman yapın. Zaten takım ölüyor. Ben de gideyim şu adamı keseyim. Üstüne ben de bir kere daha öleyim mantığıyla asla oynamayın. Siz hep minimum ölmeye çalışın. Çünkü oyunun en mobil karakterlerinden bir tanesini oynuyorsunuz arkadaşlar. Ultiyle skill doşlayabiliyorsunuz. Ultiyle fake atabiliyorsunuz. İşte Q skill'i var. Q skill'iyle ortadan kaybolabiliyorsunuz. Hani Hero'nun yapabilecekleri çok fazla. O yüzden şaka oynarken yani kalkıp da 15-20 kere ölüyorsanız sizde bir sıkıntı vardı. Şuradan bir camp de alıp öyle dönmek istiyorum. Vurdum çarpımı. Çünkü bu toksik bir çocuk olduğu için yüksek ihtimalle bir şey yapacaktı. Güzel fit diyor Senna. Fitlesin. Hemen burada dönelim. Parçalarımızı alalım. Şuradan da bir tane şundan alacağım. Şimdi Draven'ı teklememiz gerekiyor. Leona'nın yanından birazcık uzaklaştığında ya da Leona'nın fight'ta olduğunu gördüğümüz anda fokusumuz Draven. Draven'ı atlıyoruz. Arkadan bütün kombomuzu yapıyoruz. Draven'ı haritadan siliyoruz. Mevzu bu şekilde. Şu anda bakın attı Draven skill'lerini. Döndüm. Direkt tekledim. Draven o E'sini Q'sunu birini attığı anda direkt öldürüyoruz arkadaşlar. Hiç affetmiyoruz. Kesinlikle. Yanımda da Mordekaiser var. Morde ile her türlü kerileriz zaten oyunu. Hiç sıkıntı yok. Çünkü takımda oynayan bir tane adam var. O da Mordekaiser. Bunu fark ettim. O yüzden oyunu onun etrafında çevirmeye çalışıyorum. Bakalım bir Hecarim ırgatımız ne yapıyormuş. Öldürür herhalde ırgatı. Aynen. Aldı götürdü. Öldürecek ırgatı orada. Şuradan şuraya bir koyalım şunu. Güzel. Bizimkiler adam hiç bu arada golemini kesmemiş arkadaşlar. Golem gibi deli gibi XP veren bir kampı siz kesmemezlik yapmayın. Bayağıdır Tiamat almıyorum. Bayağıdır Hydra çıkmıyorum şaka oynarken. Bunun sebebi de yayınlarda anlatıyorum ama yayınlara gelmeyen arkadaşlarım varsa diye söylüyorum. Bu arada çok yanlış bir hareket yaptık. Çok yanlış bir hareket yaptık. Korkuttum, sırada atsaydı güzel olurdu. Konuşunca bir anda aklım karıştı. Kusuruma bakmayın, çok boktan öldüm böyle. Pişt diye böyle oraya bir efekt koyarım, yapıştık yere. Tiamat almamamın sebebi Tiamat'a çok yüklü bir miktarda para veriyoruz. Yani 1300 golda yakın bir para veriyorsun Tiamat alırken. Bunun karşılığında sana 25 AD veriyor. O paraya ona gitmektense jungle itemine rushlıyorum. Jungle itemine rushladığım zaman bana 60 AD veriyor. Bunu alırlarsa bu arada çok sıkıntı. Bir görüş atma.
Abi nereyi kırdın? Subhanallah, subhanallah. Best Nida TR ya. Abi bak bir de oradan demeç yapar onda. Mordekaiser gidiyor oraya. Biz de koşalım. Hasarları güzel aslında. Yavaş kesmiyor. Sonunda sarı kartı çekmiş. Senna ne yapacak? O baron gider ama orada bir fight döner. Orada bir fight döner. Biz o fight'a yetişiriz. Çünkü bunlar baronda erediler. Çok uzun sürdü baron almaları. Aynen. Yetiştiğimizi de kanka beni sal. Kankam beni sal bak. Ben çok vuruyorum biliyor musun? Normal vurmuyorum yani. O hasarı ben attım bu arada arkadaşlar. Morde atmadı. Ben çok vuruyorum. Canın yanar yani. Morde birini götürdü. Biz de buradan diğer kardeşimizi arkasını döndüğü anda hop diye tekliyoruz arkadaşlar. Orada saldırırken Q ile gittiğinizde arkasından vurmaya dikkat edin. Çünkü adam arkasını döndüğü zaman bonus hasar o zaman patlıyor. Yani o cıs diye hasarı oradan koyuyoruz arkadaşlar. Jungle farkı GG yazıyor. Yani biz ya beni övüyor eyvallah ama sadece jungle farklı bir maç değil, güzel vuruyormuş bu arada. Bir Q bir E'ye yesek ölürüz. Birazcık life steal lazım. Burada oyalanmayacağım şu anda. Şu ince noktadan atlayıp çıkacağım. Şuradan scuttle alacağım. Drake'e de 1 dakika varmış. Birazcık kamp temizliği yapabiliriz. Biz de eksik oynuyoruz mesela şu an. Takımda AFK var gibi düşünün. Platelo bakıyorsun. Çocuk sadece farm yapıyor. Başka hiçbir meziyeti yok. Farm yapmasına rağmen, hiçbir fight'a gelmemesine rağmen farmı da az. Onu bile beceremiyor yani. Orada sattılar sanırım oyunu. Rakip takım sattı. Evet. Bizim işimize gelir. Shaco'yu çok küçümsüyorlar. Özellikle Shaco'yu küçümseyen hero'lar. İşte Darius, Fiora, Kamil, bu tarz dövüşçü hero'ları oynayanlar. İşte ne bileyim jungle'da Lee Sin falan varken Shaco'yu küçümsüyorlar arkadaşlar. Bakın demin gördüğünüz Fiora üstüme üstüme koşuyor. Ya halbuki farkında değil. Ben ona iki tane vuracağım. Ki bakın şimdi izleyin. Abi bok gibi yapışıyor ya. Hemen burada bir resetlenelim. Hemen bir resetlenelim. 300 artı 300 lazımdı. Olsun, sıkıntı değil. Bir tane daha hemen AMK alacağız, geleceğiz. Ben de buna AMK diyorum ama tek kılıcı normalde. Siz biliyorsunuz zaten. Eski bir oyuncuyum. Eskiden onun adı tek kılıcı değildi. AMK'ydı. O yüzden AMK diyorum. Artık Riot niye ona zamanında AMK demiş? Bilemiyorum yani. Bilemeyeceğim. Bakalım burada bir fight dönüyor. Leona VC. Hemen arkasından Draven geliyor. Biz Draven'ı çok hızlısından tekleriz. Şuraya ben bir tane şundan koyayım. Draven tek yedi. Çok güzel. Önlerine doğru geçiyorum. Şurada. Bunu aldım. Şöyle döndüm geriye arkadaşlar. Beni arıyor. Biliyorum beni aradığını. Bakın R'ye direkt bastım. Ay çarpımı atamadım. Olsun, sıkıntı değil. Kestik onu. Drake'i de ben kestireceğim. Kopyama bakar mısınız? Nasıl vuruyor? Bak bak kopyaya bak. Helal sana. Orada çarpı Drake atsaydım yaşayacaktım bu arada. Olsun, sıkıntı değil. Zaten Draven kasmış. Biz de Draven her seferinde teklediğimiz için. Şu an ince ince oyuna küsmeye başladı Draven. Leona'ya diyor ki dikkat et, benim etrafımdan ayrılma. Shaco beni tekliyor. Bakalım ne olacak. Burada Morde ile kankası birbirine girdi. Oo, Fiora kolay düşmedi. Güzel. Güzel. Bu arada kameram birazcık karanlık olabilir. Gün ışığında ilk defa video çekiyorum. Daha önce gün ışığında hiç yayın da yapmadım. Video da çekmedim. Elimden geldiğince ayarlamaya çalıştım ama sanırım tam olmadı arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Çay içiyorum sürekli. Hastayım. Boğazlarım çok kötü. Uyku düzenim çok bozuk. Ateşim çıkıyor. Kendime gelemedim. 2-3 gündür bu şekilde devam ediyor. Yayın açamıyorum. Ama YouTube'a attığım videolardan güzel olumlu eleştiriler aldığım zaman gerçekten çok motive oluyorum. Teşekkür ederim bu arada destekleyen herkes için. Şu anda da eğer bu video hoşunuza gittiyse, izlerken eğlendiyseniz, like atıp abone olursanız teşekkür ederim. Çok beni mutlu eder. Yetiştim bu arada ona da. Yetiştim. Çok vuracağız ona da. Çok vuracağız. İzleyin. Havada. Çok güzel oldu. Sadece şu an Syndra beni tekleyebilir. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Leona'nın bu olayını düzeltmeleri lazım. Leona EQ-R kombosu yaptığında gerçekten 3 saniye boyunca hiç açılmıyorsunuz. R'yi spamledim.
Eğer bir, yani 0.1 saniye açılsam R'ye basacağım ama açılmıyor abi. O muhabbet çok saçma yani. Çünkü yetenek oyunundan çıkıyor yani. Oyun yetenek oyunundan çıkıyor. Evet, burada bir Vayne'imiz var arkadaşlar. İzleyelim birazcık ADC'mizi. Ward attı. Sonra bir tane Ward'a vurdu. Güzel. Ne diyor? Tek yerim. O zaman niye girdin oyuna? 8 permabanıt. Neden oyuna girdin? Madem tek yiyeceksin. Bu da güzel bir kafa. Sokağa da çıkma kardeşim o zaman. Araba da çarpabilir yani. Bu mantığa göre. Şimdi burada çok dikkatli oynamamız lazım. Kendimi göstermemem lazım. O inhibitörü de vermek istemiyorum. Ama çok hızlı vurdukları için alacaklar yüksek ihtimalle. Giremem abi. Giremem. Hiç tek yemeye şey yapamam yani. Yapacak bir şeyim yok. O kadar kastırdı Sindri. Adam şu an tek atıyor bana. İnsan gibi fitlenmiş bir adam değil yani o. Kutuyu koydum. Kutu korkutacak onu. Tamam, bende sıra. Bende sıra. Gerçekten Morde'ye helal olsun. Morde şu anda MVP yani. Adam gibi adam. Ama fightlarda da ben onu destekledim. Olması gereken bu. Bir kişi eksik oynuyoruz. Morde de OP bir karakter arkadaşlar. Şu an solo topta görüyorsunuz. Benim de almam lazım kanka. Benim de kasmam gerekiyor. Tek item bitirmesi gereken sen değilsin. Üzerimde cooldown yok. Cooldown sorununu çözmeye çalışıyorum. Bir tane lifesteal'lı bir item çıkarsak Ninja Baron atabiliriz bu arada bu maç. Ninja Baron atarsam da bayağı güzel olur. Hatta deneyebiliriz bu maç onu. Her yerden de süper minyon geliyor. Hiç sevmediğim bir durum şu anda bu. Şuraya bir tane kutu bırakalım. Şuraya da bir tane ward bırakayım. Görelim en azından Baron etrafında toplanıyorlarsa bir fikrimiz olsun öncesinde. Ben burada base'liyim. Bu kardeşimiz burada yine ölüyor. Yani gelip şu tek yeme olayını midde yapsa bana vakit kazandıracak. Hani en azından gelip mid lane'de tek yese gerçekten bana vakit kazandıracak. Bu arada bu maç full kritiğe oynayacağım. Her vurduğum kritik çıksın istiyorum. Şu Syndra'dan koruyacak bir item alırsam şu anda beni hasardan düşürür. Hasardan düşürürse de tekleyemem. Syndra'da fark ettiyseniz hasardan düşmek istemiyor. Hiç üzerine Zonya tarzı bir item çekmemiş. Şuradan şöyle bir giriş yapalım. Çok güzel. Bu arada Q, Allah'ım, Allah korudu. Allah korudu. Koş koş koş. Çok güzel. Çok güzel. Syndra'yı aldık çıktık. Oh, güzel oldu bu. Korktum bu arada. Bir anda Draven'la Leona dibinde belirince. Ama şu anda döneceğiz. Onlara da aynı acıyı çektireceğiz arkadaşlar. Bizi öldüremediler. Hemen cezalandıracağız. Draven'a yetişmem lazım. Çok güzel. Çok güzel. Yetiştiğimiz gibi tekliyoruz bu arada. Hiç sıkıntı yok. Şu gidip midi tutsana bebeğin. Oh, of. Yani ben gidip barona girebilirdim bu arada. Sen niye döndün sana, benim döndüğümü görüyorsun. Aldığımız direkler bir işe yaradı. Sonunda Drake'in buff'u geldi. Topu da tutmak gerekiyor. Bu adam gidip benim blue'umu alıyor. Ben bunu gerçekten reportlayacağım. Riot da keşke böyle adamları oynatmasa arkadaşlar. Hani bu 9. permabanını hak eden bir tip. Aldın şu anda. Bu adamı gerçekten yani hani mouse'u klavyeyi tutmasını yasaklamak gerekiyor bu tarz insanların. Ama düzenli olarak geliyorlar. Ne zaman video çekmeye niyet etsem hep takımımda bu tarz adamlar oluyor arkadaşlar. En son herhalde ben de pes edip normal oyunlarda video çekmeye başlayacağım. En azından diyorum o kadar şey olmasın. Platelo'da falan çekeyim. Yok abi. Ranked oyunlarda daha çok troll oluyor. Onu fark ettim.
Baron'u almadık. Baron'u almadığımız için birazdan çok üzüleceğiz. 2100 gold lazım sanırım bana. Şöyle bir bakalım hemen. Teyit edelim can biçen için. 2200 lazımmış. Buradan bu kamptan alırız onu. Hasar gayet güzel. Çok tatlı. %100 kritik. Yapabilirim, bir ebedi daha çekebilirim ama fight atmayın artık. Omor da orada ölürse gerçekten acı çekeriz ve benim şu an fight atmamam lazım. Bunu kurtarayım dedim bari. Bari bunu kurtarayım dedim. Ben burada döneceğim. Döneceğim burada arkadaşlar. Çünkü şurada bakın dünya kadar farm var. Pi Hydra alabilirim aslında bu maç. Sırf farm tutmak için bir Hydra araçlanabilir. Jungle itemini satıp. Burayı alayım. %100 kritik oynayamayız. Sen de mi civa aldın diyor. Herkes civa çıkmış herhalde tek tek. Şu an çok tatlı kritik vuruyoruz bu arada. Draven zaten direkt tek, instant tek. Yani hiç refleks bile gösteremez. Aynı şey Syndra için de geçerli. Artık Baron almamız gerekiyor. Gelin Baron abi. Ben çok hızlı eritirim bu arada Baron'u. Şöyle bir... Kopyam çalışmıyor şu anda. Evet. Sonunda düzeldi. Arkadaşlar Shaco'nun klonuyla beraber Baron'a girdiğinde kesme hızını görüyorsunuz. Şu an takımın ne vurduğunun hiçbir önemi yok. Ben vuruyorum o hasarı. Senna'ya da şeyden çıkmıyor yani o hasar. Burada şöyle bir kopyamızı önden gönderelim diyeceğim. Gönderemiyoruz. Tamam çıkalım buradan abi. Hiç riske giremem. Hecarim'i keseceğim diye orada yakalanırsam benim ölmem hiç doğru değil. Şu an çünkü maçın adamı biziz. Mordekaiser tanklarken arkadan gidip adamları, kereleri çıkartan benim ölmem hiç mantıklı değil. Ölmemem gerekiyor yani. Bakın bu adam burada hala da yani ah Riot ah. Ah Rito ah, bunlarla bizi oynatıyorsun. Bu adamlar hala bu oyunları oynuyorlar. Oyunun kendi doğal kitlesi de düzgün elit bir kitlesi var. Arada sırada maçlarıma denk geliyor. Sohbet muhabbet güzel oluyor. Böyle eskilere gidiyorum. Diyorum ki aa böyle insanlar hala daha varmış diye. Ama bunlar o kitleyi bitiriyorlar. O kitle küsüyor oyuna. Oyundan soğuyorlar. Bırakmak istiyorlar. Oyun eski bir oyun çünkü. Zamanında yani ilk başlayan insanların şu an yaşları bayağı ilerledi. Gerek yok abi bakın. Bu madem onu kovalıyorlar biz buradan oyunu bitiririz bu arada. Aptal olurlar. Yani rakip takım da şu anda bir dengesizlik var. 5 kişi Vayne'i kovalıyor. Aynen. Aferin. Akıllılık yaptınız. Mid'e gelin abi. Vayne'i oyalasın orada. Bir de Hecarim. Irgat yine öldü arkadaşlar. 5-13 oynayan bir Irgat'ımız varmış. Oyun bu arada burada biter. Ben şuradan şöyle bir hareket yapacağım. İzleyin. Ya çok kötü oynadım orada. Vurduramadım ama bunu sokmadım. Oyun bitti sanırım yine de. Aynen. Güzel maçtı. Baze'e vur Baze. Adamlara niye vuruyorsun? Baze'e vur. Güzel. Nice. Güzel. 5 kişi Vayne'i kovalarsa olacağım. Bu arada Vayne'i report edeceğim arkadaşlar. Ah, stresli maçtı değil mi? Biraz stresli maçtı. İşte late game'de Shaco'yu çok dikkatli oynamak gerekiyor. Ne oldu bu? Plat 3 mi oldu? Plat 2 mi oldu? Bu da plat 2 olmuş bu arada. Güzel. Böyle böyle yayınlarda, pardon videolarda bunu da oynarım. Biz mi olduk maçın adamı? Bakalım Vayne ne kadar hasar vurmuş merak ediyorum. 16k vurmuş Vayne. 45k Mordekaiser vurmuş. Fight'ı çünkü yani tank olarak, frontline olarak önde tutan oydu. Biz tekliye tekliye 32k vurmuşuz. Güzel hasar. Bu adamı report edeceğim. Bilerek beslemekten. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden istediğiniz ya da yapmamı istediğiniz buyutlar varsa bunları belirtebilirsiniz yorumlarda. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Shaco böyle bir hero. Shaco birazcık piç bir hero. Oynamayı da çok seviyorum. Shaco videosu da gelecek kanala. Merak etmeyin o konuda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.